Hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Yıllarca ajanslarda, marka tarafında dijital içerik pazarlaması konusunda çalıştın. Video da senin tutkularından biri dijital içerik tüketimi alanında. Video tüketimi açısından sence son yıllarda yaşanan en büyük değişimler neler? Hem ajans tarafında hem marka tarafında böyle elimde video bayrağı sallar durumu vardı. Hala da devam ediyor bu. Bir hikaye anlatımında en güçlü öğenin aslında video olduğunu düşünüyorum en baştan. İşte görüntüyü ve sesi bir arada kullandığın formatlarda. Son yıllara bakacak olursak tabii zaman içerisinde birçok oyuncu girdi, çıktı. YouTube'u, Facebook'u kenara koyarsak aslında Netflix'in biraz böyle oyunu değiştirdiğini düşünüyorum. Yine son yıllara bakarsak Snapchat'in bir noktada yine belli bir format özelinde bir alışkanlığı değiştirdin ya da yeni alışkanlıklar kattığını düşünüyorum. Game changer olarak sorarsan Netflix'i başa koyabilirim. 2000'lerin başından beri internet kullanıyoruz ve video internet kullanımıyla beraber hayatımızda farklı bir yer almaya başladı. İnternetin video tüketim alışkanlıklarımız konusunda neleri farklılaştırdığını düşünüyorsun? Bahsettiğim gibi aslında 2000'lerin başında biraz daha özgür bir ortam vardı. İşte her istediğimiz içeriğe istediğimiz şekilde ulaşabiliyorduk belli aramalar doğrultusunda. Fakat buralarda henüz daha videoyu internet üzerinden stream etmek, izlemek biraz hız açısından zordu. O yüzden tüketilen içerik sayısı, video içerik sayısı biraz daha azdı. İnternet hızlarının artması, özellikle mobil hızların işte 3G, 4G, şimdi 5G'lerin hayatımıza girmesiyle beraber bu tip içerikleri internetten daha fazla tüketir hale geldik. Bu da doğru orantıda insanların, markaların video içerik üretme sayısını da arttırdı. Yıllar evvelinde bir dergide okumuştum. Zamanı gelecek Photoshop gibi dosyaları ya da video editleme dosyaları programlarını bile internet üstünden kullanacağız diyordu. Hatta oyunları bile internet üstünden aynı anda yüklemeden ya da CD'sini almadan yapacağız diyor. Kafam almamıştı. Biraz böyle saçma bulmuştum. Daha doğrusu inanılmaz bulmuştum. Fütüristik gelmişti. Ama şu an baktığımızda bütün bunlar hayatımızın içerisinde. İşte internetin hızı diyeceğim ama başka dinamikleri de her istediğimiz içeriğe ya da izlemek istediğimiz içeriğe bir noktada erişimimizi sınırlayan bir duruma da geldi. Yani 2000'lerin başındaki gibi çok tırnak içinde özgür bir interneti kullanamadığımızı düşünüyorum. Pekala, şimdi internet üzerinden video izleme deneyimimizi değiştiren öncül mecralardan biri YouTube oldu ama hakkını yememek lazım ki Facebook'ta video alışkanlığını biraz farklılaştırdı. Facebook'un farklı yaptığı şey neydi sence bu konuda? Facebook hem algoritmayı değiştirdiğinde yani feed'e baktığımızda karşımıza daha fazla video içerik çıkararak biraz o pastadan pay çalmaya başladı. Bence doğru yaptığı şey bir noktada vaktimizin çoğunu geçirdiğimiz bir alan, hem telefonda hem bilgisayar ekranında baktığımızda önümüze daha fazla video servis etmesiyle aslında biraz hem pay çaldı hem de doğru yaptığı içeriklerden biri buydu. Şimdi gözlemlediğim bir diğer noktası da şu an galiba Amerika'da aktif olması gerekiyor. Watch diye ayrı bir tabi var. Bu da YouTube'un karşısında biraz daha güçlü olmasını sağlıyor aslında. Oradan biraz daha tehditvari bir hamle. Yaptığı şey şu: creatorları, yani içerik üreten insanları da işin içerisine almak. Şu an mesela video içerik karşında Facebook'ta baktığında işte yine mecralardan az çok geliyor. Yani selfie çektiğimiz akıllı telefonlar olmasına rağmen çok da fazla video içerik üretmiyoruz. Belli bir tarafta kalıyor üretim tarafı. İşte markalardan geliyor. Bir de creator tarafı var. Orayı domine eden YouTube'du. Facebook'un ikinci akıllı hamlesi hem film şirketleriyle hem TV kanallarıyla da medya kanallarıyla hem de creatorlarla anlaşarak bir watch tab'in altında bunu toplaması. Sence iyi içerik için süre mi önemli yoksa başka parametreler var mı? Sen bir içerik izlerken karşına 30 saniyelik bir reklam çıktığında o bir ömür gibi geliyor. Ve hemen gözün o reklama geç, o skip ad butonunu arıyor ve reklamı görmüyorsun. Bir körlük oluyor bakmana ve duymana rağmen. Ama ilgilendiğin bir içeriği sana verirsem o 30 saniye böyle bir göz açıp kapayıncaya kadar gidiyor. Burada özellikle reklam üretenlerin, internet için video üretenlerin kas hafızasından çıkıp o oranın dışında içerikler, reklamlar üretmesi gerekiyor. Mesela şöyle söyleyeyim. İşte şimdi şey tartışılıyor. 6 saniyelik reklamlar yapalım, 15 saniyelik reklamlar yapalım. İşte bunlar non-skippable olsun, 6 saniyede geçsin ya da 15 saniyelik reklamlar olsun. Dikkat aralığımızın bir Japon balığından daha kısa olduğu söyleniyor. İşte onların 12 saniye, bizim 9 saniye. Bu da işte yine kas hafızasından o tamam, bizim o zaman daha kısa videolar yapmamız lazım, daha kısa reklamlar yapmamız lazım. Hayır,
bizim daha iyi içerikler yapmamız lazım. Eğer benim dikkat aralığım bir Japon balığından daha kısaysa neden ben bu hafta sonu 6 saat boyunca Netflix'te Altered Carbon'u izledim? O yüzden 30 saniyelik reklamlar çok arada bir yerde. Ya nefret ediyorsunuz, bitmesini istiyorsunuz ya da daha fazlasını istiyorsunuz. O yüzden bizlerin hem ajans tarafındaki hem marka tarafındaki ya da içerik üreticilerinin öyle bakacak olursak ilgileneceğimiz içerikler, reklam gibi gözükmeyen içerikler üretmesi gerekiyor. Son bir örnek verebilirim. O da film fragmanları. Mesela film fragmanları nasıl başlar? Klasik film fragmanları. Yeşil ekran. İşte American Association tarafından onaylanmıştır. Sonra film şirketlerinin logoları döner. 7-8 saniye geçti bile. Belki 10 saniye geçti. Ondan sonra işte kahramanı tanıtır. Dış ses gelir. Böyle bir dünyada şöyle bir gitti. Ben buna dayanamıyorum. Şu an ben değil herkes aslında. Şimdi film şirketlerinin de gördüğü şey şu. Son 1 yıldaki hatta ya da 8 aydaki trailerların hepsi şöyle değişti. Filmdeki mesela örnek olarak Pacific Rim 2'yi söyleyebilirim. Dev robotların canavarlarla savaştı. Money Shot dedikleri sahneleri ilk 5 saniye, ilk 3 saniye içine koyuyorlar. Bu trailer belki 3 dakika ama ne hakkında olduğunu sana en başında veriyor. O robotlar şeylerle dövüşüyor. Jump cut'lar var. Müzik, efektler, her şey var ve 5 saniyede beni satın aldı. Ben ondan sonraki 3 saniye boyunca reklamı izlemeye devam edeceğim. Şimdi trailerler böyle değiştiyse reklamlar da değişebilir, içerikler de değişebilir. Bahsetmeye çalıştığım şey arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz değil ama markaların da reklam gibi olmayan reklamlar yapması gereken bir dönemdeyiz. Bir de şöyle bir şey var artık. Cep telefonlarımız elimizin ergonomisi nedeniyle dikey olarak tasarlanmış cihazlar ve ekranlar dikey. Uzun süredir devam eden bir tartışma var. Dikey video mu, yatay video mu? Standart nedir? Senin de bu konuda destek olduğun bir girişim var. Dikey video içerik üretme, dönüştürme özelinde. Bu konuyla ilgili neler söyleyebilirsin? Aslında çok doğru söylüyorsun. Yani bizim de eriştiğimiz datalardan gördüğümüz şu, insanların %98'i telefonunu dikey tutuyor. Dediğin gibi üretilen içeriklerin hepsi de yatay olarak, yani insan gözü de öyle olduğu için o formatlarda işte televizyon, sinema ya da dışarıdaki dijital ekranlar veyahut da bilgisayarlarımız. Fakat artık vaktimizin büyük bir bölümünü sabah uyandığımız andan itibaren, yani alarm susturmak için olabilir ama telefonda geçiyoruz. O yüzden içeriklerin de sadece format olarak değil bu arada, yani sadece dikey olarak değil ama editing olarak da o formata, o dünyaya uygun olması gerekiyor. Destek olduğum girişimin de, aslında danışmanlık verdiğim girişimin de ismi 916, direkt formattan geliyor, dikey formattan geliyor ama hem o tarafta bir yazılım sayesinde bunu halledebiliyorlar, var olan kontenti daha fazla alanda kullanılabilir hale getiriyor. Bu tabii ki editingle de desteklendiğinde işte çalıştığı markalarda gördüğü ekibin daha fazla completion rate'lerinin oldu. Ya da işte cost per view'ların bir noktada aşağı doğru düştü. Benim gözlemim o dünyada, en azından mobil dünyada bir marka tarafından da bakarak bunu söyleyebilirim. Ekranın tamamına hakim olmak varken neden %20'siyle ya da %25'i 30'uyla yetiniyor? O ekranda her yeri doldurmayı isterim ve hikaye anlatımını da güçlendirecek bir öğe. Siz de baktığınızda içerik tüketiminin büyük bir çoğunluğu aslında insanlar mobilken, yani bir yerden bir yere giderken yaptıkları bir şey. Tabii ki evde veya işte veya işte sevgilinizle otururken bile arada bakıyorsunuz. Orada yatay izleyebilirsiniz ama dikey tüketilen bir ortamda herkes daha da fazla o ekranın exposure, yani marka görünürlüğünün %100'e çıkmasını isteyecek. İçerik platformlarından söz ettik, cihazlardan, ekranlardan ve ekran oranlarından söz ettik. Ama bir belirleyici şey de içeriği kullanıcının, daha doğrusu içerik tüketicisinin içeriği kendi talebiyle izleyebilmesi. Bu on-demand yayın konusunda ne düşünüyorsun? 2000'lerin başında dediğin gibi bir özgürlük şeyi vardı. Hem içerik anlamında hem görsel, işitsel formatlar açısından. Şu anda da var gibi gözüküyor. Ama mesela işte Netflix 700'den fazla sadece bu yılın sonuna kadar içerik koyacak oraya. Netflix'i her açtığında ya da YouTube'u her açtığında ya da Facebook Watch'u her açtığında yaptığın alışkanlıklara göre sana sunduğu içerikler var. Yani birileri senin hangi içeriği daha fazla tüketeceğini ya da binge watching yapacağını tahmin ederek uygun içeriği senin karşına getiriyor. Bu da bir noktada bizim özgürlüğü kısıtlayan, aslında ben başka da bir şey izleyeyim mi bırakan ve binge watching'e yönlendiren
numaralardan biri. Peki sence gelecekte bizi içerik tüketme, özellikle video içerik tüketimi alanında ne gibi şeyler bekliyor? Tabii ki böyle bir kristal küre yok. Hani şunlar olacak diyemem. Fakat birkaç üzerine böyle sürekli konuşulan edilen trend konu var. Yaklaşık 2 yıldır aslında büyüyen bir trend. Live video. Şu an mesela birçok platform bize bu imkanı veriyor. Düşünüyorum hızlıca live hizmeti sunmayan hiçbir video platformu yok. Gerçekten artık kurgulanmış içeriğin dışında o an ne oluyorsa görme isteğimiz ve bilme isteğimiz de var. Hatta geçenlerde bir eventte bu konuşulmuştu. Ben de örnek olarak söylemiştim. Instagram live üzerinden tespih satılıyor şu an Türkiye'de. Böyle gruplar da var. Açık arttırmayla aslında. Yani platformu bir şekilde hacklemiş aslında biz kullanıcılar diyelim. Ve oradan böyle hani özel tespih satışları yapılıyor. Bu da biraz ironik çünkü birçok yerde aynı şeyi söylüyorum. Instagram özelinde dijital tespih diye. Çünkü biz de öyleyiz. Sürekli her yerde fıt 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 diye böyle yukarı atıyoruz. Ve en azından live auction tarafında bu açık artırma tarafında da tespih satılması biraz ironik. Ama live'ı yine çok yüksek prodüksiyon şeyleri olmadan gayet cep telefonunuzda işte bir masa lambasını kendinize biraz çevirerek bile çok rahat kullanabilirsiniz. Sizin anlatacağınız hikayeyi dinleyecek birileri mutlaka var. Pekala. Çok teşekkür ederiz konuğumuz olduğun için. Ben teşekkür ederim.